İntikamımı alacağımı söylemiştim kardeşim. Mezarında rahat uyu bir sol. Çözün onu. Diz çök. Sihirli suyunu istiyorsan diz çök. Accettare il voto bene e vendere la libertà. Tanrı'nın cesur kullarının yanına hoş geldin evladım. İki şehidimiz vardır Afşin Bey'im. Şehzadenin kızıyla Elazığ'ın evlenmesini engellememiz gerekiyor. Bunun için ne gerekiyorsa yapılacak. Anlaşıldı mı? Ne gerekiyorsa yapacaksın ha. Keşke devletine ihanet eden her hain en az senin kadar cesur ve devletinin yanında olsaydı Avcı'nın. Ertuğrul Bey'im, beni takip edin.
Sizi ve Leyla kızımı Elaziz Hazretlerine kanmazladığım için çok üzgünüm. Affedin beni. Leyla kızımla konuştum. Kardeşim Halebi Hazretleriyle de. Bana her şeyi anlattılar. Hatamı görmemi sağladılar. Bu yüzden de Halebi Hazretleri rica edince sizi saraya sokma işini bizzat kendim üstlendim. Merak etmeyin. Sizi Şehzade Numan'a götüreceğim. Lakin sizi saraya soktuğumdan hiç kimsenin haberi olmamalı. Nasır saraydaki tedbirleri en üst düzeye çıkarmış. Artık sarayda nefes almak bile mümkün değil. Çok dikkatli olmamız lazım. Umarım sözleriniz içinizdekinin aynısıdır. Yoksa sadece kızınız gibi sevdiğiniz Leyla'yı değil, hepimizi tehlikeye atmış olursunuz. Buna elinizde büyüyen Ela size dahildir. Efendim, bu işte Selçuklu dahi var. Halime Sultan'la sizin evleneceğinizi öğrenmiş olmalılar. Buna engel olmak için de şehzadeyi getiren Ebu Hişam'ın adamlarına pusu kurmuşlar. Selçuklular bunu nasıl haber aldı? Şehrimin göbeğinde böyle bir tuzağı nasıl kurabilirler? Şehrimin damarlarında yağmur suyu yerine oluk oluk ihanet akıyor. En mahrem sırların bile düşmanların bilgisi dahilinde. Küçük şehzade iyi mi? İyiler efendim. Huzura çıkmak için beklemekteler. Bir çağır gelsin. Şehzadem, buyurun. Şehzadem, sarayıma hoş geldiniz. Babam ve ablamı görebilir miyim? Nasır, küçük şehzademizi hazırlasınlar. Onu bir an önce sevdiklerine kavuşturalım. Emredersiniz. Şehzadem. Buyurun, gidelim. Yaşadığını görmek beni çok mutlu etti evladım. Çok şükür. Eyvallah. Olanları öğrendim. Halime ile Elaziz'in kızınız gelmedi mi? Uyuyordu. Uyandırmak istemedim. Bunu öğrenmenin senin için kolay olmadığını tahmin edebiliyorum. Ancak takdir edersin ki son karar kızımındır. Ona danışmadan bir karar vermiş değilim. Sizi büyük bir tuzağın içine çekmeye çalışıyorlar. Sadece sizi değil,
Selçuklu Devleti'ni ve İslam alemini de. Haçlı seferinden önce böyle bir teklifin gelmesi sizce de manidar değil mi? Ne tuzu Ertuğrul? Sen neden bahsediyorsun? Bu tapınakçıların kurduğu tezgahtan başka hiçbir şey değil şehzadem. Kızıma olan büyük aşkın sana böyle şeyler söyletiyor Ertuğrul Bey'im. Buna da saygı duyuyorum. Aşktan daha yüce bir mevki olmadığını bilecek kadar inancımız vardır elhamdülillah. Lakin dediğim gibi son kararı kızım verecektir. Size evladınız üzerinden bir oyun oynanıyor. Bundan sonra gelecek felaketleri düşün. Selçuklu Devleti ile Eyyubileri birbirine düşürmek isteyenlerin bu oyununa... Yeter! Kumpaslarına da, devletlerine de lanet olsun. Yiğit benim evladım. Karar kızımın kararı. Geçmişteki hukukumuz adına senden rica ediyorum Ertuğrul Bey'im. Benim de kızımın da yakasından düş. Git buradan. Bir daha karşıma çıkarsan seni kendi ellerimle teslim ederim El Azizi. Yiğidim. Thank you.
sizin için çok güzel bir yemek hazırlattım şehzadem. Küçük şehzademizin tapınakçılardan kurtulması şerefine. Ve tabii ki Eyyubi Selçuklu Hanedanı'nın birleşmesi şerefine. Buyurun. Daha çabuk, daha çabuk. Lütfen buyurun. Ertuğrul'u saraya tek başına göndermeyecektim. Ona laf geçiremezsin ki beyim. O kendi bildiğini yapar. Bilmez miyim Doğan? Güçlüyüz o vakit. Ula süt donası, sen ne vakit büyüdün? Sivrisinek mi vızıldadı, nedir? Küçüktünüz o vakit. Sürü güderdik o vakit. Üç çakal geldiydi. Delişmen, gözleri dönük dönük. Ahan da dipsiz kuyu gibi tehlikeli tehlikeli bakarlar. Bunlar bu zayı aldılar. Ertuğrul bu. Giden gitti. Burak gel dedik, bana mısın demedi. Beş gün, beş gece o kar, o kışta çakalları peşinden koşturdu durdu. Ertuğrul dedik işte. Pes etmedi, o çakalları buldu. Süleyman Bey'im bir merak, bir merak tabii. Ertuğrul Bey'im gelince Süleyman Bey'imin huzuruna çıktı. Babası dedi ki, oğul ne yaptın? Ertuğrul Bey'im cevapladı. Bey'im dedi, bugün üç çakal gelir, buzağı alır, gözü doymaz, yarın anası sarı kızı. Bir de bakmışız ki obaya yol yapmışlar. Niye anlattın bunu? Buzağı için neleri feda ettiğini bilince, nökeri Turgut için, sevdiceği Halime bacım için neleri yapacağını düşündüm. Eesi, içim huzur doldu be karındaşım. Hukukumuz adına senden rica ediyorum Ertuğrul Bey'im. Benim de kızımın da yakasından düş. Bu mabet Hazreti Muhammed'in ve Hazreti Ömer'in biz Müslümanlara hediyesidir. Bu emanet bizim namusumuz ve şerefimizdir. Kudüs gönlümüz, gönlümüz de Kudüs'tür. Allah rızası için El-Fatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Fâlemennehu. Zaman geldi. Çabuk olun. Her şey yolunda mı? Evet efendim. Hazırız. Güzel. Yüzünüze kan sıçramış efendim. Küçük bir engel çıktı. Onu temizledim. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. İşareti mi bekleyeceksiniz? Otağın etrafındaki ve köprüdeki alpleri başka bir yöne çektik. İşaretimle otağa gireceksiniz. Sadece iki nöbetçi ve otağa başı Rahman çıkacak karşınıza. Onları hızlı ve sessiz bir şekilde halledin. Otağda kim varsa hepsini öldürün. Hedefiniz Süleyman Şah. Ve karısı Hayme. Thank you.
yeni bey gelip otağa kurulana kadar otağı teslim etmeyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Emredersiniz efendim. Halep'in karanlık gecelerinde kör kuyulara düştük bir Ak Tolgalı. Ateş yağar gönlüme. Şimdi bu yangını hangi nehir, hangi yağmur söndürecek? Benim körpe ceylanım, çakallara yem olurken hangi pusat derdime derman olur, ha Ak Tolgalı? Küçük Şehzademizin yeniden aramıza katılması şerefine verdiğim bu mütevazi yemeğe katılmanız beni onurlandırdı. Müstakbel Zevcem, Halime Sultan'ın mutluluğunu gözlerinden okuyabiliyorum. Allah'a çok şükür dedim. Rabbim bize bu günleri gösterdi. Şimdi müsaade buyurursanız Halime Sultan'a benim gibi zavallı bir kulun zevci olmasına müsaade buyurdukları için küçük bir hediye vermek istiyorum. Aradığım kadını bulduğumda vermek için Hindistan'dan getirmiştim. Kısmet bugüneymiş. Ya Ertuğrul abi.
Halime kızım. İyi misin kızım? Burnun kanıyor. Müsaadenizle. Yalnız gitme, Leyla da gelsin seninle. Önemli bir şey değil, ben hallederim. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Evlat, pek bir mahzun gördüm seni. Hayrola? Kapılar yüzüme kapanıyor. Çare benden uzaklaşıyor. Gök kubbe bir kafes olmuş, göğsüme çöküyor. Senin bu haline kabz der arifler. Allah bazen kulunu daraltır. Kemal sabrın çocuğudur. Sabırdan büyük mürebbi olmaz insanı. Kabuğunun çürümesine razı olmayan tohum meyve veremez. Evlat, Hızır kimdir bilir misin sen? Duymuştum mübarek adını. Dua ederim. Bir gün göreyim, elini öpeyim, hayır duasını alayım diye. Anam, Hızır yoldaşın olsun diye dua eder hep bana. Hızır, Allah yolunda cihad eden bir orduda askerdi. Ordu bir yerde sıkışmış. Bir yanda düşman, bir anda şiddetli sıcak ve susuzluk. Hepsi telef olacak. Birisinin ölümü göze alıp suyu bulması lazım ki asker kurtula. Halbuki sıkıntı anında akıl baştan gider. Cesur korkak olur. Güçlünün eli tutmaz, gözü görmez olur. İnsanlar kim gidecek diye konuşurken Hızır fırlamış. Canını hiçe sayarak yola koyulmuş, suya varmış. Suyu getirdiğinde insanlar o suyun başka türlü bir su olduğunu hemen anlamış. Hızır'ın getirdiği su ab-ı hayatmış. İnsanların ezelden beridir peşinde olduğu suyu hemen bulmuş Hızır Efendimiz. Ab-ı hayat nedir bilir misin evlat? Bilmiyorum. Ab-ı hayat, İnsanı ölümsüz kılan su demektir. Şu beden ölürken ab-ı hayat içen ruh ölümsüz kalır. Ab-ı hayat imandır. Ab-ı hayat aşktır evlat, aşk. İnsanı insan kılan, ölüyü diri kılan, insanı Allah'a erdiren şeydir. Ne olmuş peki sonra? Suyun ab-ı hayat olduğunu görenler tehlikeyi unutarak ab-ı hayat peşine koşmuşlar. Lakin hiçbiri bulamamış. Çünkü ab-ı hayat onun peşinden gidenlere değil, ibadullah'a hizmet ederek ihlas ve aşkla Allah'a ermek isteyenlere lütfudur Yüce Mevla'nın. Ab-ı hayata halka hizmetle varılır.
üzerindeki toprağı silkele. Ölümden sonra nasıl dirilirse insan, sen de öyle diril. Oturarak Hızır bekleme. Darda kalmışlara Hızır olmak için yola çık. Bu hayatı ulaştır imana susamış kişilere. Senin vazifen budur. Alpler, siz ikiniz şurada nöbet tutun. Köprüdeki nöbetçileri ne yaptın? Otağın etrafını temizledin mi? Evet beyim. Benim Alp'i yolladım. Köprüdekileri de gönderdik. Kapıda sadece iki tane nöbetçi kaldı. Bu iş bu gece bitmeli Alparkun. Bu gece bitmeli. Bitecek beyim. Aksi halde kayılar devenin işkembesine düşen tohum gibi yok olup gidecek.